Herkese selamlar dostlar. 27 Kasım 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 14 tane mücadelemiz var. 14 mücadelenin hem ideal tercihlerini hem de yüksek oran tercihleriyle sizlerleyiz. Şimdi ondan önce direkt açıklamalarla başlayalım programımıza. Yüklü attık, yüklü aldık. Neden böyle bir başlık var? Hemen ekranda gördüğünüz üzere ben iki tane maçı çok güveniyordum. Şampiyonlar Ligi'nde birincisi Ajax, ikincisi de Manchester City. Ben bu maçları zaten sizlere de vermiştim. Ben bu maça kendim iki mücadeleyi sol tarafta gördüğünüz üzere açıklama yaparaktan da iletişim paketindeki arkadaşlara yazdım. Dedim ki ben kendim 1000 TL oynuyorum. Kasanız 500 TL ise 300 TL atabilirsiniz şeklinde de bir örnek verdim. Ben kendi kasama göre burada 1000 TL attım. Ve güzel kazandık. 1.90 oranı vardı. Avrupa'dan oynayanlar zaten 2'nin üzerinde kazandı. Sağda örnek vermek gerekirse 2000 TL'ye 6300 TL gibi bir miktar, miktar olan Serkan abimiz var. Chelsea'yi de ekledi o. O Chelsea maçını da ben söyledim zaten. İletişim paketinde dediğim gibi yüklü attık, yüklü aldık şeklinde bir reklam yapalım burada. Hatta soldaki arkadaşımızla 2000'de ben oynadım. Reisim yazdı. E, Aksoy arkadaşımız. Şimdi geçiyorum. E, onun dışında bir diğer iletişime baktığımız zaman da tekrar ekranda gördüğünüz üzere nasıl verdim? Solda zaten benim verdiğim şekilde görüyorsunuz. Ben dedim ki oranlar düşüyor diye erkenden bakın ben bu kuponu hem sizlere verdim hem ana telegram grubuma verdim hem de yüksek misli. Yüksek misli oynayan benim burada 40-50 kişi abiler var. Arkadaşlarım var. Onlara önerdim. Dedim ki bu iki maç gelir. Yüksek oynayalım şekilde değerlendirdik. Ve iyi kazandık. Sağda gördüğünüz ise dün oynanan şampiyonlar ligi mücadelesiydi. Normalde ilk yarı 0-0 bitseydi 750 TL atacaktım diye yazdım. Fakat ilk yarı 1-0 bitti. Maçın geriye kalanını PSV'ye verelim fakat 300 TL atalım diye şekilde önerdim. Gelirse 1.53 gibi orandan aldım ben. Gelirse 459 TL gibi bir miktar veriyordu ki geldi de kazandı. Hatta yazdım 2-0 veya 3-0 gibi bir skor bekliyorum. Maç zaten 2-0 bitti. Bu şekilde değerlendirdik. İyi oldu kazandık. Avrupa kuponuna baktığımız zaman da Avrupa'da dün Frankfurt'un gazabına uğradık. 2-1 öne geçiyor. Pardon 2-1 mağlup oldu. Sonradan 90'da attı fakat 2-2 bitti. Alması gereken bir mücadeleydi. Yani dün Avrupa maçları genellikle ağırlıklı olarak sürprizler çıktı. Sizler de mutlaka farkındasınızdır. 90'da gelen goller yaramayan gollerdi yani. Beklenmeyen goller geldi. Antwerp attı. Tottenham 90'daydı. Böyle aptal goller geldi 90'da. Ondan şansımız Avrupa'da pek fazla yoktu açıkçası. İdeal kombinimiz de başarısız oldu. Onu da göstereyim. Onun dışında diyecek pek fazla bir şey yok. İlk mücadelemizle başlayalım isterseniz. Adelaide United'la Melbourne City. Melbourne City'yi geçen hafta değerlendirmiştik. Siz ondan önce arkadaşlar videoya artı 300 ve 500 üzerinde like gelirse hemen 2 saniyenizi ayır, like atarsanız teşekkürler. Cumartesi maçları hakkında sizlerin de kendi kuponlarınızı yoruma bekliyorum. Mutlaka yazınız like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şey i̇şte bol şanslar şimdiden başlayalım. Melbourne City arkadaşlar benim çok takip ettiğim takımlardan bir tanesi. Özellikle hücuma attığım McLaren, Nevot, orta sahadan O'Neill gibi isimler de hücuma destek veren isimler var Melbourne City takımında. Çok beğendiğim bir takım. Geçen hafta değerlendirdik. Bu hafta da aldım bu hafta daha genç bir takımla oynuyor. Yani yaş ortalamasına baktığımız zaman da Adelaide United takımı Melbourne City'den çok daha genç bir takım. Onlar da hücumda çok fazla koşuyor. Orta sahası hücumu ciddi anlamda kilometre mesafelerine baktığımız zaman da Adelaide United'in çok fazla koştuğunu görmek mümkün. Melbourne City'nin şöyle bir oyun mantığı var. Mesela geç, geçen sezon neredeyse her maçını izledim. Bu sezonda ilk mücadelesini izledim. Gol atıyor, biri atıyor. 20 dakika daha bastırıyor. 10 dakika rakibe salıyor. 10 dakika rakip gelsin üstüme diyor. O 10 dakikalık dakikalarda o 10 dakikada rakibe verdi 10 dakikada kalesine pozisyonlar görüyor ki burada zaten deplasmanda. Adelaide United'e genç bir takım, hızlı bir takım, çok koşan bir takım. Ben Adelaide United'ın bu mücadelede Melbourne City kalesine gol, gö gol göndermesini bekliyorum. Buradan idealden Melbourne City'yi burada KG varı değerlendirebiliriz. Şöyle göstereyim. 1.50 gibi oranı var. Melbourne City maçına dediğim gibi idealden KG. Yüksek orandan ne öneririm ben mücadeleye? Onu belirteyim. Ben bu mücadelenin gollü geçmesini bekliyorum. Melbourne City tekrar kazanabilir. Risk isteyenler 2.5 üstünde 2 yaparak da 2.36 orandan değerlendirme yapabilir. Bu da benim riskli tercihimle Değerlendireceklere bol şanslar. Şalke Sen mücadelesi. Şalke son haftalarda kötü gidiyor. O kötü gidiş artık kendi evinde yıkmak isteyecektir diye düşünüyorum. Ben burada Şalke tarafındayım. Şalke'nin kazanmasını bekliyorum bu mücadelede. Sandoysa sen takımına deplasmanda çok fazla iş yapamayan takımlardan bir tanesi. Şalke kendi evinde Simon Tirot'le önderliğinde hücum hattında iyi işler çıkartabilir. Bu mücadelede kazanabilir. Ondan dolayı Şalke tarafında olacağım. Şalke'nin galibiyetini direkt alabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha yüksek isteyenler ise Şalke maç sonu 1 ve 1.5 üstü yapabilir. Fakat idealden taraf bahsi alınır. Ben Şalke'nin burada şanssızlığını kırmasını bekliyorum. Biraz daha yüksek orandan maç sonu 1 ve 1.5 üstü yaparak da değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Notlarımı da alıyorum burada. Geçiyorum. Bir diğer maçım Çaykur Rize Kayseri Spor mücadelesi. Hamza Hamzoğlu geldi fakat takım bir türlü o istenilen seviyede olmadı. Bir maç kazandı son iki maçını zaten kaybetti. Konya Spor mücadelesini seyrettim ben biraz imkanım vardı. Konya taş gibi takım fakat şunu söylemek gerekir ki Rizespor Spor ara ara ciddi anlamda çok etkili geldi Rize Spor takımı. Onu söyleyeyim. Kayseri de şöyle bir takım. Özellikle Rize takımından bahsettiğimiz zaman da Bodrin'i biraz, Bodrin'i biraz etkili kullanmak istiyor Rize takımı. Sağ kanattan biraz daha fazla gelmeye çalışıyor. Onun dışında diğer oyunculardan da katkı alarak burada ben kendi evinde biraz daha ki maçta favori açılmış. Biraz daha istekli olmasını bekliyorum. Rize Spor'un golünü kafama bir yazdım. Kayseri'ye baktığımız zaman da gol atan gol yiyen takım haline geldi. Son 7 maçının 6 tanesi de KG varla bitti. Zaten sadece bir deplasman maçı hariç. Diğer tüm deplasman maçlarında gol atan bir Kayseri Spor takımı var. Hücum, yap Hücum, yapmayı seven bir takım var açıkçası. Kayseri Spor Hikmet Hoca ile iyi gidiyor. Maçlardan son 3 maçında galip gelemese de yenilmemeyi biliyor. Kayseri'nin ben bu maçta gol atmasını bekliyorum. Skor beklentim 1-1. Ondan KG var bir alacağım. 1.56 gibi orandan. İdealden bir KG var oynayacağım. 1.56 gibi orandan. Fakat yüksek oranlarda bir öneri yapmak istiyorum ben sizlere. Skor beklentim az önce de söylediğim gibi 1-1 gibi bir skor beklentim olduğundan dolayı bir 3 orandan maç sonu ın 0'ını bekliyorum. Yüksek orandan MS 0'ını daha yüksek orandan ise 1-1 skoru da değerlendirme yapabilirsiniz. Hepinize bol şanslar önemli olan ideal tercihlerin gelmesidir burada zaten. Empoli ile Fiorentina mücadelesi. Fiorentina ciddi anlamda aldı başını gidiyor. Fiorentina takımında Vlaovic, Kalehon, Nico Gonzalez gibi isimler çok ön plana çıkıyor. Bunlar hücum hattında açıkçası efektif oyuncular olduğu için üretkenlik konusunda bir sıkıntı yaşamıyor Fiorentina. Son oynadığı maç zaten 4-3'lük Milan galibiyeti. Nasıl gollü maçlar oynadığını sizler de görüyorsunuz zaten. Burada zaten Fiorentina takımı kazanabilir. Ondan yana bir sıkıntı yok. Ben Fiorentina'nın golünü zaten kafama yazdım. Empoli de kendi evinde ben gol atmasını bekliyorum. Nasıl gol atmasını bekliyorum? Di Francesco ile Piam ikilisi hücumunda iyi işler çıkarmaya çalışıyor. Diğer oyuncular da tabi destek veriyor fakat ağırlıklı olarak Di Francesco ile Pinamonti ikilisi burada Empoli takımı ayaklarına bakıyor diyeyim ben. Empoli takımı bu iki oyuncunun ayağına bakıyor. Onlar da gol bulabilir. Tempolu maçlar çıkartıyor. Empoli genellikle KG çok fazla yatırmadı beni. Ben yine KG Vara'nı alacağım güzel bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Yine KG var tercihi burada. Her iki takımın atacağı golle gelebilir. Değerlendireceklere bol şanslar. Sampdoria ile Hellas Verona takımı. Hellas Verona takımından kısaca bahsetmek gerekirse ki zaten sürekli bültenimi aldığım takımlardan bir tanesi Verona takımı. Burada Hellas Verona Igor Tudor geldiğinden beri çok çok gollü maçlar oynuyor. Hatta şöyle genel olarak baktığımız zaman da nasıl gollü maçlar oynadığına maçları ciddi anlamda gollü geçiyor. Golli geçtiği için burada biz sürekli gollerine gidiyoruz. Mesela son oynadığı Spezia maçı hariç 2, 4, 6 maçının KG varı gelmiş. Ki bu maçlarında hiçbirini yenilmedi. Sadece Milan mücadelesini yenildi. Son 5 maçtır yenilmeyen bir Verona var. 3. bölgede çok iyi oynayan bir takım ve ileri bir anda e sonuç odaklı oynuyor dersek doğru olur Verona takımına. Burada Verona'nın golünü ben zaten kafama yazdım. Hatta favori burada deplasmanda Verona takımı olmuş. Sampdoria takımı da evinde ne yapıp ne edip gol atmayı bilen takımlardan bir tanesi. Yine bir beraberlik çıkabilir bu mücadelede onu da belirteyim. Caputo ile Caputo arkasında Ekdal, Torsby gibi isimlerle iyi işler çıkarmaya çalışan Sampdoria bir şekilde kendi evinde öyle böyle gol atıyor diyeyim. Burada yine KG var tercihini aldım. Genellikle gollere yöneldiğimi belirteyim de oranı var. Kombineme de koydum zaten bu mücadeleyi. KG var olaraktan da aldım. Yine dediğim gibi bir beraberlik de çıkabilir. Ekstra bir tercih olsun sizlere. Değerlendirecekler, kafasına yatanlar değerlendirebilirler. Diğer mücadelemiz Wolfsburg Dortmund mücadelesi. Güzel maçlardan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Ben Wolfsburg takımının burada. Wolfsburg son mücadelesinde Avrupa'da Sevilla'ya karşı çok fazla üretkenlik gösteremedi. Burada eksik Dortmund'a karşı oynayacaklar. burada Wolfsburg takımından gol bekleyebiliriz. Fakat burada ev sahibi 0.5 üstü açmamışlar. Ben güzel bir mücadele olmasını bekliyorum. Yine gollere yöneleceğim bu mücadelede. Hem Wolfsburg takımına hem Dortmund takımına kayabilir. Wolfsburg takımı kendi evinde biraz daha korkusuz oynayacaktır. Ben bu mücadeleden üst tercihini yapmak istiyorum. 1.62 de oranı var zaten. Dortmund takımı ne kadar eksik de olsa hafta içinde Erik takım da zaten mağlup oldu. Bir tanesi Lizbon'a ki Lizbon maçında yüksek orandan Lizbon'u önermiştik sizlere. Burada e, eksik de olsa takımlar yorgun da olsa tempolu bir Bundesliga mücadelesi izleriz diyerekten de sizlere 2,5 üstünü burada 1.62 gibi orandan değerlendirmek iste, isteyenleri öneriyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Crystal Palace Aston Villa mücadelesi Steven Gerrard Aston Villa'nın başına geldi geçen hafta bildiğiniz üzere. ilk mücadelesinde de zaten 2-0 gibi skorla kazandı. Fakat tam istediği o oyununu zaten çok kısa bir süre içinde yansıtamadı diye düşünüyorum. Daha doğru düzgün bu hafta antrenmanlara başlayabildi anca. Burada Aston Villa yine gol bulabilir fakat Crystal Palace takım oyununu olarak çok muazzam bir şekilde oynuyor. Gerçekten uyum anlamında bir sıkıntı yaşamayan takımların İngiltere'de özellikle başlarında gelen böyle ana major takımları çıkarırsak başlarında geliyor diyebilirim Crystal Palace. I. Takım oyunu ciddi anlamda çok iyi oynuyor. Ben burada karşılıklı golleri bekleyeceğim yine. Steven Gerrard'ın öğrencileri de Oli Watkins olsun. Mekkin olsun. Kaliteli isimlerle yine hücum hattında iyi işler bulabilir, iyi pozisyonlar bulabilir. Daha fazla golü de geçebilir. 2-2 gibi bir skor da çıkabilir bu mücadeleden. 1-63 gibi orandan sizlere yine buradan KG var tercihini önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Liverpool'la Southampton mücadelesi. Liverpool takımı hafta içinde Porto'yu da 2-0 yendi. O maçta da zaten maç sunu 1 ve 4.5 alt yaparaktan da 1.96 gibi orandan değerlendirmiştik. Liverpool'da biraz yorgunluk olabilir. Ne kadar kitap gibi oynası da takım. Sistem takımı da olsa. Zaten ben sizlere şunu söylüyorum. Sistem takımı büyüktür al. Yani her şey. Sistem takımı futbolun her şeyidir. Özellikle bu son yıllarda bu sistem takımını oynayabilenler Liverpool, Chelsea, Bayern Münih ve Manchester City. Bu dört takım başı çekiyor diyebilirim. Diğer şu an takımlar o kadar iyi değil benim gözümde. Burada Liverpool takımı ben kazanır diye, diye düşünüyorum. Kornere gidebilir bu mücadelede alternatif bir tercih. Fakat 4.5 altında kalır diye düşünüyorum ben Liverpool takımını. Çünkü hafta içinden yorgun oldu. Yorgun yani maç yaptı takım. Biraz yorgun olacaktır. Ki zaten uzun bir serüvenden çıktı. Aynı şekilde Liverpool takımı. Bu serüveni devam ettirmek güç ister. Bence çok kasabilecek bir mücadele olduğunu düşünmüyorum. Liverpool kazanır, okey. Fakat bu maç 4.5 altında kalır diyerekten de 1.57 gibi orandan sizlere önereceğim. Liverpool 4.5 altındaki galibiyetini. Geçelim Beşiktaş Giresun spor mücadelesine. Ondan önce arkadaşlar Katıl Telegram grubundan bahsetmek istiyorum. Hemen şuradan kısaca bahsedeyim. Katıl Telegram grubunda dün ne yaptık mesela ondan bahsedeyim ben sizlere. Dün mesela ben bir tane canlı verdim. Anadolu Efes mücadelesini izliyordum. Fenerbahçe ile güzel maç oluyordu. İlk kere 75.5 üst verdim. Hatta 1 dakika sonra Barem 72'de 1.50 Nesine'den yazdım. Zaten ben 1.80 gibi orandan almıştım. 75.5 üstü. 79 sayımı ne oldu? Hatta ha, 77 sayı çıkmış zaten buraya yazmışım ben. Tam 77 sayı çıkmış burada. Katıldan böyle canlı olarak da bir değerlendirdik. Aldık burada zaten. Onun dışında burada arkadaşımız Marsilya'nın golüne girmiş. O gelmiş zaten. iki tane gol attı Marsilya. Ben Karabağ'a girdim. Karabağ mücadelesinin masunu bir verdim. Kazanması gerekiyordu bu Karabağ takımının. 88'de 2-1 öne geçti. Deplasman takımı Oman'a zaten 10 kişiydi. Fakat Allah'ın hikmeti diyelim biz buna. Çünkü ben şikayet etmek istemiyorum artık. Oman'a takımı gol attı. Maç 2-2 bitti. Öyle bir başarısız oldu. Burada bir kombinimiz daha gelmiş. Marsilya'nın golüyle Karabağ'ın atacağı 2 gol yaklaşık 2.20 orandan gelmiş. Anadolu Efes maçına ben yine bir canlı verdim aynı şekilde. Anadolu Efes 9 fark yemez verdim. 1.47 gibi orandan. Bırakın 9 fark yemeyi. Anadolu Efes son periyotta efsane oynadı ki ben de zaten buraya yazdım. Son periyot bir reaksiyon verebilir Efes diyerekten de verdi ve o da aynı şekilde kazandı arkadaşlar. Bu şekilde canlı tercihlerle ekstralarla sizlere kazandırmaya çalışıyoruz. Gelmek isteyenler isteğe bağlıdır tamamen. Abone ol tuşunun yanında katıl var. Katıla tıkladıktan sonra açılırsa aynen katıla tıkladıktan sonra arkadaşlar burada bir girişi oynat var. Video izleyerekten de gelebilirsiniz. Onun dışında hemen kısaca anlatmak gerekirse ana telegram grubumuz 30 TL Telegram ana Telegram grubumuz artı yüksek oran grubumuz 60 TL. Her şey iletişim grubumuzda yüksek misli oynayanlar gelirse daha fayda olacaktır. Biz burada yüksek misli basarak da kazanmaya çalışıyoruz. Onun da miktarı 100 TL. Ayrıca WhatsApp iletişim numarası da mevcut. Geçiyorum Beşiktaş mücadelesine. Ben burada Beşiktaş tarafındayım. Neden Beşiktaş tarafındayım arkadaşlar? Beşiktaş takımı artık galibiyet almak durumunda. Artık ben burada Beşiktaş takımı patlama mı yapar? Ne yapar bilmiyorum ama Beşiktaş takımı buradan güzel bir sonuçla çıkmasını bekliyorum açıkçası. Neden bekliyorum? Artık son maçta Ajax maçında taraftarlar Sergen Yalçın'a şunu söylüyordu. Sergen takımı ayağa kaldır şekilde sürekli bir e, e, tezahürat yaptılar. Dilimin ucuna geldi de anca söyleyebildik. Yani Beşiktaş takımı burada Giresun'a karşı artık reaksiyon verecektir diye düşünüyorum ben. Ben burada Beşiktaş takımının direkt galibiyetine gittim. İsteyenler direkt bir galibiyetini alsın. 1.38 gibi orandan. Fakat ben Beşiktaş, maçı, Beşiktaş takımının burada farklı bir galibiyet almasını da bekliyorum. Şöyle yüksek orandan da handikaplı tercihini de sizlere önereceğim. 2.20 gibi orandan Beşiktaş takımının handikapını da değerlendirme altına alabilirsiniz. Fakat ben Beşiktaş'ın artık kazanmak zorunda olduğundan dolayı direkt galibiyetini sizlere önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Juventus'la Atalanta ile birlikte Atalanta sonuç futbolunun zirvesinde ciddi anlamda az geliyor fakat öz geliyor diyebilirim. Her geldiğinde çok tehlikeli pozisyonlar yaratabiliyor özellikle bu tür maçlarda. İkilinin zaten son 7 maçının 6 tanesi KG varla sonuçlandı. Genellikle gollü maçlara imza attıkları için her iki takımda ki zaten Juventus biraz daha can çekişiyor. Chelsea'den 4 tane gol yediler. Bu maçta biraz daha reaksiyon vermek durumunda. Juventus takımı. Juventus takımından da gol bekliyorum. İdealden ben sizlere direkt 1.46 gibi orandan KG varanı öneriyorum. Güzel, tempolu bir mücadele olur. Değerlendireceklere bol şanslar diliyorum. OSBK ile Valerenga mücadelesi. OSBK'nın kendi evinde oynadığı maçlara bakalım. Biraz hızlanayım isterseniz. OSBK'nın dediğim gibi bu sezon kendi evinde oynadığı maçlara baktığımız zaman da son maçlarına bakalım. Hatta şuradan gösterirsem daha iyi olur. Form durumu. 3-2, 3-1, 3-3, 2-2, 4-2. Gördüğünüz üzere ne kadar gollü maçlara imza atmış. Valerenga'nın deplasmanı çok gollü geçmese de Osbeykan'ın kendi evindeki maçlar çok gollü geçiyor. Hem gol atıyor hem gol yiyor. O yüzden 2.5 üst tercihini direkt değerlendirme altına alabilirsiniz. Hepinize bol şanslar diyerekten geçeyim. Bayern Münih ile Bielifat mücadelesi. Armin Emile biraz son dönemlerde toparladı fakat Bayern Münih'e karşı ne kadar etkin olabilir? Kafalarda bir soru işareti. Bayern Münih takımı mücadeleyi kazanabilir, nasıl kazanır diye baktığımız zaman da Bayern Münih'te bu aşsız oyuncular var bildiğiniz üzere. Kimi, Çupomotik gibi isimler. Bunlar Covid arkadaşlar. Ondan dolayı eksikler var. Hatta bazı Gnabry mesela karantinada bazı eksikler de var. Fakat diğer oyuncular tam. O diğer oyuncuların da oynaması bence Bayern Münih'e ye yetecektir bu mücadelede. Her iki yarıyı da kazanır yaparsak 1.57 gibi orandan değerlendirmiş altına alırız. Bilefet'e karşı Bayern Münih hem ilk yarıda da hem ikinci yarıda kazanabilir. Bu da böyle bir tercih değerlendireceklere bol şanslar. Hoştan Kiel'le Werder Bremen mücadelesi. Bu mücadele de güzel maçlardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum ben. Kiel tak Werder Bremen takımında teknik patron istifa etti. Neden istifa etti? Ee, suçlu suçlamalar oldu. Nasıl suçlamalar oldu? Werder Bremen'in teknik adamı e bu aşı kartları var ya bildiğiniz çift taşı oluyorsunuz aşı kartları oluyor. Verder Bremen'in teknik hocası yani sahte aşı kartı kullanıyormuş. Ondan dolayı tek, e, teknik direktöre böyle bir soruşturma açılınca istifa etti. Sonra baktığımız zaman da e, yardımcı teknik direktör de yardımcı antrenör de Covid arkadaşlar. Verder Bremen'in başında olmayacak. Takımın başına U19 hocası olacak. Ben burada Hoştan kelin e, kaybetmezliğini önereceğim sizlere. Burada bir Kiel sürpriz yapabilir açıkçası. 0-1 şıkta şansı değerlendirme altına alabiliriz. Değerlendireceklere bol şanslar gerekten de geçeyim. Son mücadelem Nice-Mes mücadelesi. Ligin en az gol, gol yiyen takımlarından bir tanesi. Nice takımı kendi evinde oynayacak. Eksikleri vardı. Yavaş yavaş takıma dönüyor. Mes takımı da son haftalarda iyi sonuçlar alıyor. Nice takımı burada kazanabilir. Fakat nasıl kazanır diye baktığımız zaman da 4.5 altında kazanır diye düşünüyorum. 1.49 gibi oranı var. Neden böyle bir tercih yaptın? Leeds takımı kendi evinde böyle 3 gol attı. Maç yok sanırım zaten. Zaten ligin en az gol yiyen takımı 4.5 altında bir yaparsanız 1.49 gibi orandan değerlendirmiş altın değerlendirme altına alabilirsiniz diyerekten de bol şanslar diliyorum sizlere. Toplamda 14 tane maç anlattım. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar. Ben sizlere bir adet kombin önerisi yaptım. Bu kombin önerisi ekranda gördüğünüz üzere Beşiktaş mücadelesinde ben Beşiktaş takımının kazanmasını bekliyorum. Beşiktaş burada dediğim gibi güzel bir maç oynar ve mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Hatta yüksek oranlarında zaten sizlere handikapını önerdim. Ekranda gördüğünüz olan kombinede. E, fakat ben idealden aldım. Diğer mücadelem de Juventus Atalanta mücadelesi. Yine güzel bir mücadele bekliyorum. Atalanta takımı zaten mutlaka pozisyonlara giriyor. İkilerinin arasındaki maçlar da zaten golli geçiyor. Juventus takımı da 4-0 mağlup oldu. Bir reaksiyon vermek isteyecektir diye düşünerekten de golle bir maç geçebilir. KGV KG olarak değerlendirdim. Değerlendirecekler bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.